Beni aradığını duydum. Ertuğrul. Yiğit kardeşim benim. Allah'ıma şükürler olsun. Dünya gözüyle seni gördüm ya. Bu bana yeter. Sultan Moğol eşkıyası hakkında ne düşünürsün? Kış sonrası hudutlara asker çıkartılacak. Ve sefere hazırlık başlatılacak. Evvel beni gönder. Tüm civar boyları. Bölgeleri dolaşırım. Edindiğim bilgileri bir bir kendisine diyeceğim. Ya sen ne edersin? Neyi hedeflersin? Bu halinle Noyan'a savaş açmaya kalktığını duydum. Nice azlar nice çoklara galip gelmiştir cenk meydanında. Aciziyetim en büyük gücümdür. Noyan benden bir hareket beklemez gayrı. Onu hiç beklemediği anda vuracağım. Noyan'a karşı kaç kişiyle savaşacaksın? Bamsu'da geldiğinde 4 kişi olacağız. Bir de geyikli var. Kafandan ne geçiyor bilmem. Lakin çolak eline rağmen söylediğini yapacağından eminim. Kervansaray'da olanları duydum. Noyan senden ne ister? Ben de seninle bu meseleyi konuşmak isterim. Seni de ilgilendirir. Öge dayın yanına bir casus yerleştirmiştik. Senelerce bizim için hizmet etmiştir. Bir casus olduğunu bilirlerdi, lakin kim olduğunu bilmezlerdi. Artık öğrenmelerine bir lahza kalmıştır. Bunun benimle ne ilgisi var? Çünkü o casus senin kardeşin. Sungur Tekin. Sungur Tekin'in yaşadığına da, Noyan'ın söylediği gibi hain olmadığına da çok sevindim. Var olasın. Anam bunu duysa yeniden doğar. Sana söylediklerimi asla kimseye söylemeyeceksin. Noyan beni bu yüzden yakalayıp konuşturmak derdinde. Hem casusun kim olduğunu bilmek ister, hem de Selçuklu'nun ordusunun bazı gizli bilgilerini. Yarın Tandır Tepesi'nin dibindeki kuytuya gel. Bana bir şey olursa kardeşine nasıl ulaşacağını sana göstereceğim. Bu sırrı senden başka kimse bilmeyecek. Var olasın. Merak etmeyiz. Yarın istediğin yerde olacağım.